İyi akşamlar Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. 11 Mart Cuma, en sevdiğimiz gün. Caner Karaer ben. Çok klişe ama böyle başlamak istiyorum. Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. İki gündür donuyoruz. Sadece İstanbul değil tabii, yurdun büyük bölümü yine kar, yağmur, çamur, soğuk. Mart ortalamasının oldukça altında. Şimdi tabii iki gündür yoğun bir kar yağışı var birçok bölgede. Ancak bu kez İstanbul Valiliği'nin aldığı önlemler sayesinde en azından o geçen seferki gibi kaotik bir ortam olmadı. Evet, yine yolda kalan sürücüler yok muydu? Vardı. Yolların az tuzlanması nedeniyle yine trafiğin sıkıştığı bölgeler de oldu. Ara sokaklarda trafik tıkandı. Ama en azından geçen sefere göre çok daha hazırlıklıydı İstanbul. Gel. Hiçbir belediye aracı gelip yolu açmıyor. Kayıp kaza yapan İETT otobüsüne önce şaşkınlıkla baktılar. Patlamalar şiddetlenince işte böyle kaçtılar. Karlı yolda kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı. Pano bir anda patlayınca yolcular büyük korku yaşadı. Şiddetli kar yağışı İstanbul'da gece boyunca devam etti. Tuzlama ve küreme çalışmaları yapılmayan bazı yollar buz pistine döndü. İstanbul'da sabah saatlerinde kazalar peş peşe geldi. Gel. Sarıyer'de balıkçıların bulunduğu caddede direksiyon hakimiyetini kaybeden iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Çarpmanın etkisiyle iki otobüste de hasar oluştu. 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Beykoz'da da sürücüler zor anlar yaşadı. Karlı yolda kayan bir araç taksiye, taksi ise önündeki otomobile çarptı. Ümraniye'de yolcu taşıyan bir İETT otobüsü karlı yolda kayarak sokak girişindeki elektrik panosuna çarptı. Kazayı yer almadan atlatan yolcular panikle otobüsten indi. Ancak bu kez de elektrik panosunda patlamalar meydana geldi. Panoda peş peşe gürültüyle meydana gelen patlamalar yolculara büyük korku yaşattı. Pendik'te de yokuş aşağı inmeye çalışan bir minibüs kaldırıma çarpıp yan döndü. Şimdi bakın, hep tekrarladığımız bir şey var. Beyaz Ana Haber olarak hiçbir siyasi görüşe yakın değiliz ve hepsine de saygı duyuyoruz. Zaten biliyorsunuz artık hem iktidarın hem muhalefetin sesini de ekranlara getiriyoruz. Niye böyle giriş yaptım hemen söyleyeyim. İETT belediye otobüslerinin %90'ında kar lastiği yok. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Sanki Türkiye'de başka hiç iyi bir şey olmuyormuş gibi devamlı muhalif haberler veren kanallar da aynı şeyi söylüyor. Hala bu kaos yaşanıyor. Sırf bu yüzden en azından kar küreme aracında herhalde vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü 24 Ocak'taki felakette o bile yoktu. Kar küreme aracı trafiği kapatmıştı. Evet, tabii şimdi İstanbul'da kar yağacak haberi hepimizi endişelendirdi. Zira 24 Ocak'ta yaşananlar unutulmadı. Valilik önlemleri ilk kez kriz yaşanmasının önüne geçti. Ama bugün, yani bu sabah işe gitmek için yola çıkanları kötü sürprizler bekliyordu. Berbat, ortalık berbat yani. Görüyorsun, hiçbir temizlenme, buzlama, hiç yok. Şu evin şuradan şuraya gelene kadar 10 kere düştüm ben. Vallahi bileğim şu anda ağrıyor. Evlerinden sabah erken çıkanlar zor anlar yaşadı. Çünkü küreme ve tuzlama çalışmaları yeterli değildi. Özellikle ara sokaklar buz pistine döndü. Yayalarda sürücüler de sıkıntılı saatler yaşadı. Bir tane kar temizleme aracı yok yolda ya. Böyle bir şey olabilir mi? 45 dakikadır da yoldayız yani. Yazık günah. Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı. Çok sayıda araç ve otobüs yollarda kaldı. Yolcular işlerine yürüyerek gitti. Buzlu yollardaki kazalarda üstüne eklenince cuma sabahı kabusa döndü.
Herkes yollarda kaldı. Yani ana caddelerde bile tuzlama yoktur. Vallahi insanlar şu anda perişan. Sefaköy'deki ara sokaklardan sadece araçlar değil, yayalar bile geçemedi. Buradan çıkamıyor, hiçbiri çıkamıyor. Yeri çeviriyoruz ama kimse anlamıyor ki, dinlemiyor da. Bileklerine kadar kara batan yayalar büyük mağduriyet yaşadı. Araçlarımız da burada mahsur kaldı. Biz de bir yere gidemiyoruz şu an. Sokakta ilerlemeye çalışan bir minibüs sürücüsü zor anlar yaşadı. Az kalsın aracın arkasından yürüyen yayaya çarpacaktı. Şişli'de toplu taşıma araçları, taksiler, özel otomobiller hepsi yolda kaldı. Kayarak ilerlemeye çalışan araçlara trafik polisi ve çevredekiler yardımcı oldu. Yolda kalan toplu taşıma araçlarındaki yolcular işlerini yürüyerek gitti. Rezillik, rezillik. Nerede kaldınız amca? Aşağıdan, en aşağıdan gidiyoruz. Otobüs bile çıkmıyor. Kağıthane'de sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Ancak karla kaplı ara sokaklardan o araçları çıkarmak mümkün olmadı. Yol yardım aracı yolda kaldı. Yolda kalan yol yardım aracı basın mensupları ve mahallelinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Araba bırakıp kendi kendine kaydı. Sonra sağ olsun basın arkadaşlar yardımcı oldular. Teşekkür ettik. Aracımızı şu anda çıkardık. Fatih'te otobüs durağında yolcu indiren 3 İETT otobüsü karla kaplı yolda ilerleyemedi. Şoförler ilerleyebilmek için birbirlerine yardım etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından şoförler kendi imkanlarıyla mahsur kaldıkları yerden kurtuldu. Pendik'te ise 4 İETT otobüsü yolda kaldı. İşlerine yetişmeye çalışan yolcular otobüsten inip yürümeye başladı. Hem şoförler hem de yolcular büyük mağduriyet yaşadı. Küçükçekmece'de de bir İETT otobüsü kara saplandı. Göz gözü görmüyordu. Yolcular inip otobüsü işte böyle itti. Gerçekten artık bunları yaşamak istemiyoruz. Gerçekten istemiyoruz. Yani herkes, bütün yetkililer önlemini alsın lütfen. Şimdi Kocaeli Derince'ye gideceğiz. Çünkü CHP örgütünde bir takım kadınlar, orada çalışan kadınlar taciz edildiklerini söyleyerek CHP Kocaeli Derince ilçe başkanlığında il başkanlığına gittiler. Orada bir protesto gösterisi yaptılar ve CHP yönetiminin de bu tacizlere sessiz kaldığını söylediler. Korkmuyoruz, inat etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, inat. CHP içinde ortaya atılan taciz iddiaları kadınları ayağa kaldırdı. Eşit, özgür alanlar olması için mücadele etmeye inatla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. İddiaların odağındaki isimse CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak. CHP içinde faaliyet yürüten arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde CHP Derince İlçe Başkanı hakkında taciz iddiaları olduğunu öğrendik. Grubun CHP Genel Merkezi'ne iletildiği, oradan gelecek sonucun beklendiği bilgisi verilmiştir. Ancak genel merkezin soruşturması uzayınca kadın platform üyeleri duruma tepki göstermek için il başkanlığı önünde bir araya geldi. Genel merkez tarafından başlatılan soruşturma süreci uzadıkça parti içindeki tüm kadınların güvenlikleri açıkça göz ardı edilmektedir. Kadınlar CHP içindeki taciz iddialarının bir an önce aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi. Hakkında taciz iddiaları bulunan kişiye gerekli yaptırımları uygulamak yerine bu kişiyle görünürlüğü tercih eden tüm siyasetçileri ifşa ediyoruz. Evet, herhalde buna da bir ses çıkar. Şimdi bak, arkamdaki mesajda ne yazıyor ben size okuyayım. Tam rahat edelim derken artık çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma, aldık başa belayı. 13 günlük bebeğinin mamasına karınca zehri koydu, onu öldürmek istedi. Bebek annesini fark etmesiyle ölmekten son anda kurtarıldı. Biyolojik baba da tutuklandı. Bu tek hücreli oluşum hakkında 20 yıl hapis cezası istendi. Serhat Özkan ismi. Özkan savcılıkta suçlamaları kabul etti ama mahkemede şaştı. Mamamın rengi değişik gelince şüphelendim.
İki karış ondan bir bebekten ne isteyebilirsiniz? Ben hala da inanmak istemiyorum. 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirledi. Suçlamaları savcılıkta kabul eden acımasız baba 20 yıl hapis cezasını duyunca mahkemede suçlamayı reddetti. En ağır cezayı almasını istiyorum. Benim ve çocuklarımın yaşadığı şiddetten bunaldım. Bıktım artık. Kan donduran olayın adresi Yalova. Serhat Özkan 40 yaşında 3. kez baba oldu. Ancak bebeği esiyle ecrini istemiyordu. Sosyal medya paylaşımlarında ve karısına yazdığı mesajlarda rahatsızlığını dile getiriyordu. İddiaya göre 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı karıştırıp onu öldürmek istedi. Bebek mamayı yedikten sonra zehirlenip ölecekti ama bu korkunç planı anne Türkan Özkan bozdu. Mamanın rengi değişik gelince şüphelendim. Paylaşımlarından, moralin bozuk oluşundan, çocuğun yanında sigara yakışığından falan. Türkan hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ecrin bebek hastaneye yetiştirildi. Çocuğu aldılar, incelemeler yapıldı. Bir gece yoğun bakımda kaldı. Olayın ardından tutuklanan baba Serhat Özkan hakim karşısına çıktı. Hakkında 20 yıl hapis cezası istenen Özkan, savcılıkta kabul ettiği suçlamaları bu kez reddetti. Psikolojik baskı altında polise ifade verdiğini ve okumadan imzaladığını söyledi. Üstünde herhangi bir yazı olmayan maddeyi mama zannettiğini belirten zanlı, 40'tan sonra bulduk belayı gibi sosyal medya paylaşımlarını başkası için yazdığını iddia etti. Bebeğini öldürmeye çalışmakla suçlanan zanlının tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. Genç kızı ve erkek arkadaşı Çağatay Çakır'ın peşini bırakmıyordu. Aylar önce teklifini reddeden kızı darp eden zanlı şimdi de onun erkek arkadaşını vurmak için plan yaptı. Gencin çalıştığı iş yerinin önüne pompalı tüfekle gelen Maganda hedef gözetmeksizin tetiğe bastı. Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızı darp etti, sevgilisine de tüfekle ateş etti. Saldırgan 5 ay önce bir genç kıza arkadaşlık teklif etti ancak reddedildi. Aylar sonra kızın sevgilisinin çalıştığı motosikletçiye geldi. Yanındaki suç ortağıyla birlikte içeri girdi. Aradığı ismi orada görünce tekrar araca yöneldi. Dükkandakiler dışarı çıkınca aracın ön koltuğundan pompalı tüfekle ateş etti. Kaldırımda yürüyen yayalar umurunda bile değildi. Kimi yere kapaklandı, kimi de dükkana kaçtı. Şoför otomobili geri geri sürüp saldırganı ateş etmesi için yeni bir fırsat sundu. Ama hedefindeki isim kaçmıştı. Saldırganlar yakalanmamak için olay yerinden kaçtı. Ama firar uzun sürmedi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçan 4 şüpheliyi Çankaya'da saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şu görüntü var ya, aslında nasıl güzel bir ülkede yaşadığımızın da kanıtı. Ciddi söylüyorum, evet. Kötü haberler yok mu? Var. Ama vicdan sahibi insanlar çok ama çok fazla bu ülkede. Tarık Tok arabasıyla hurda topluyor. At arabasıyla. Ve yine böyle işe gittiği bir gün atının yorulduğunu düşünüyor. Atını bakın arkaya bağlıyor. Kendisi arabayı çekiyor. Gerçekten insanlık ölmemiş. At yorulunca ona kıyamadı, arabayı kendisi çekti. Tarık Tok Düzce'de bir hurdacı. Her gün yaptığı gibi atının arkasına arabasını bağladı, yollara düşüp hurda topladı. Atı ona babasının yadigarı. Gül ismini verdiği emek tarihiyle sokak sokak dolaşırken atının yorulduğunu fark etti. Arabayı çektirmeye daha fazla gönlü el vermedi. At yorgundu abi, hadsizdi. Yaşlı at. Onun için ben söktüm, elimle çektim. At arabasının arkasına atı bağladı, kendisi de arabayı çekti. Yürekleri ısıtan o an sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Çocuğum gibi bakayım, çocuğum gibi. Allah Allah işini gücünü rast getirsin. Helal olsun.
Şimdi bunun tam zıttı. Vicdansız, alçak bir katil. Almanya'da yaşayan 73 yaşındaki Adviye Özgür. Yeğen kurbanı oldu. Çorlu'da yaşayan yeğenine yatırım yapması için para gönderen kadın Çorlu'ya gelip paraların hesabını sorduğunda onu dolandıran yeğeni bıçaklayarak öldürdü. Teyzesini öldüren cani karısını da yaraladı. Hem teyzesinin paralarını yedi hem de onu bıçaklayarak öldürdü. Cani yeğen sonra da aynı bıçakla karısını yaraladı. 73 yaşındaki Adviye Özgür Almanya'da yaşıyordu. İddiaya göre Çorlu'da yaşayan yeğeni Ferdi Çalışır'a yatırım yapması için Almanya'dan para gönderiyordu. Özgür yatırımlarını görmek için Çorlu'ya geldi. Yeğenine gönderdiği parayla yaptıklarını sordu ama ortada ne para vardı ne de bir yatırım. Teyze ile yeğeni arasında o para yüzünden tartışma çıktı. Kadının paralarını yıllarca yiyen açgözlü yeğen Ferdi, gözünü kırpmadan teyzesini 12 yerinden bıçakladı. Karısı Aynur onu durdurmak için araya girmek isteyince gözü dönmüş cani onu da bıçakladı. Kadınlar kanlar içinde yere yığılırken Ferdi Çalışır kaçtı. Kaçarken de önce telefonla akrabalarını arayıp olayı anlattı, sonra da ambulansı aradı. Polis ve sağlık ekipleri dehşet evine geldi ama teyze Adviye Özgür için yapılacak bir şey kalmamıştı. Yaşlı kadının cansız bedeni evden çıkarılırken yaralanan diğer kadın da hastaneye götürüldü. Polis teyze katili Ferdi Çalışkan'ın peşinde. Surata bak. Bu suratta meymenet var mı? Katil olduğu her halinden belli. Şimdi bazen böyle cinlerim tepeme çıkıyor ya. Yazıyorlar ki Caner Bey hani bazen çok sinirleniyorsunuz bizi de güldürüyorsunuz diye ama şimdi bakın yani gözünü kırpmadan yaşlı kadını öldürmüş. Neden böyle bir giriş yaptım biliyor musunuz? Dün yine ana haberi izleyenler hatırlayacaktır. Bir kadını öldürdü, birini de yaraladı ve işte ben o katile katil dedim diye bugün ne oldu biliyor musunuz? Haber merkezine telefon geldi. Göya o katilin yakınıymış. Teyzesi kimse kim bilmiyorum. O nasılsa hapisten çıkacak diyor. Ben nasıl katil dermişim. Tabii hemen avukatıma havale ettim. Şimdi bir tehditle uğraşsınlar bakalım. Yani 40 kişiyi de kesse akraba ya aile ya illa koruyacak. Katilsin. Katilin önde gideni üstelik. Bu kadar net. Eskişehir'de yaşayan Onur Öztürk ve Hanife Vural evlilik için gün sayıyordu. İkili düğün için hazırlık yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. O tartışma öyle nişan atmayla falan da sonlanmadı onu söyleyeyim. Daha kötü şeyler oldu. Genç kadın müstakbel eşini sırtından bıçakladı. Dünya evine girmeyi hayal ederken cezaevine girdi. Evlilik hazırlığı yapan çiftin arasındaki kavga kanlı bitti. Erkek arkadaşını sırtından bıçaklayan kadın onu hastanelik etti. Eskişehir'de yaşayan Onur Öztürk ve sevgilisi Hanife Vural uzun süredir birliktelerdi. Onur Öztürk Ocak ayında sevgilisi Hanife Vural'ı evlenme teklifi etti ve çift dünya evine girmek için hazırlık yapmaya başladı. Son olarak evde buluşan ikili bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Hanife Vural aynı yastığa baş koymak için gün saydığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan Onur Öztürk hastaneye kaldırıldı. Erkek arkadaşını sırtından bıçaklayan Hanife Vural, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şimdi bakın az önce bahsettiğim olayın, o hani dün bahsettim dedim ya,
Benzeri bu kez Konya'da yaşandı. Yine bir damat dehşeti, onu söyleyeyim. Kendisinden boşanmak isteyen karısı ailesinin evine döndü. Tabii bu saplantılı onu takip etti. Sokakta sıkıştırdı. Hem karısını hem kayınvalidesini bıçakladı ve ne yazık ki iki kadından biri hayatını kaybetti. Diğeri ölümle pençeleşiyor. Bu apartmanda iki tane kadın bıçaklandı. Kadın ve annesi eşi tarafından bıçaklandı. Cani damat kaynanasını öldürdü, 4 çocuğunun annesini bıçaklayıp ağır yaraladı. 36 yaşındaki Hatice Küçüktürk, 11 yıldır Abdullah Küçüktürk'le evliydi. 4 çocuk annesi genç kadın, geçimsizlik yaşadığı kocasından boşanma kararı aldı. Çocuklarını da alıp baba evine döndü. Abdullah Küçüktürk kendisinden boşanmak isteyen kadının peşini bırakmadı. Genç kadın uzaklaştırma kararı aldırdı ama o karar eşkıya kocayı durdurmadı. Uzaklaştırma kararına rağmen genç kadınla konuşmak için ailesinin evine gitti. Anne kız o esnada yürüyüşten dönüyorlardı. İki kadın binanın önüne geldiklerinde Küçüktürk'le karşılaştı. Karı koca arasında başlayan tartışmaya genç kadının annesi Fatma Gümüş de dahil olunca üstünde taşıdığı bıçakla hem karısını hem de kaynanasını yaralayıp kaçtı. Yerde kanlar içinde kalan anne kızın yardımına komşuları koştu. İki kadın hastaneye kaldırıldı ama 69 yaşındaki Fatma Gümüş kurtarılamadı. Kızının hayati tehlikesi ise devam ediyor. Polis hemen saldırganın peşine düştü. Cani damat kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Tam bir suç makinesi çıktı. Emniyette kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu gibi suçlardan 28 suç kaydı vardı. Çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı. Şimdi sıradaki haberi sunalım. Ondan sonra son derece enteresan bir bilgi paylaşacağım yine bu konuyla ilgili. 19 yaşındaki Furkan Hanoğlu parkta karşılaştığı husumetlisiyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Hanoğlu pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Parkta karşılaşan ikili önce tartıştı, sonra kavga etti. O kavgada silahlar konuştu. 19 yaşındaki genç pompalı tüfekle katledildi. İzmir Buca'da 19 yaşındaki Furkan Hanoğlu, arkadaşlarıyla birlikte gece saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi'nde bir parkta oturuyordu. O sırada gelen husumetlisiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda husumetlisi yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Saçmaların göğsünü isabet ettiği Hanoğlu kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kaçarak kayıplara karışırken yanındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Furkan'ı hastaneye kaldırdı. Ama doktorların çabası onu hayatta tutmaya yetmedi. Kısa sürede yakalanan katil zanlısının emniyetteki sorgusu sürüyor. 19 yaşında bir genç. Şimdi bu sıradaki habere geçeceğiz. Ancak hemen kısa bir bilgi vereyim size. İstanbul Emniyeti, bu olay İzmir'de yaşandı ama İstanbul'da tam 326 cinayet işlendiğini belirtti. Geçen sene enteresan olan bu cinayetlerin Salı günü işlenmiş olması, Salı günü ağırlıkta. Temmuz ve Kasım aylarında en yoğun cinayetler işleniyor ve cinayetler genelde 0-22 ile 0-1 arasında. 326 kişi cinayete kurban gitti. Sırf İstanbul'da bu bilgiyi de vermiş olalım. Bir Türk devli olan ve Edirne'de yaşayan Ukraynalı kadın 1,5 yaşındaki kızını da alıp ailesini ziyaret için memleketine gitti. Ancak savaşın tam da ortasında kaldı. Günler süren mücadele sonrası Türkiye'ye dönüp eşine kavuştu ama aklı da kalbi de hala orada. Çünkü ailesi orada. Ülkeleri için tabii savaş veriyor. Ben
anne ve babasını ziyarete gittiği memleketinde savaşın ortasında kaldı. Ukraynalı gelin zor da olsa 1,5 yaşındaki kızıyla birlikte Türkiye'ye eşinin yanına döndü. Ama ailesi Ukrayna'da savaşmaya devam ediyor. Really, my family for me is not like a hero. Benim ailem şu an benim için bir kahraman diyor. Ukraynalı Sinizana Bora, Edirne'de yaşayan Kutsal Bora ile evli. Genç kadın haftalar önce ailesini ziyaret etmek için küçük kızıyla birlikte memleketine gitti. Ancak ikili savaşın tam da ortasında kaldı. Sürekli olarak beni aradı o süreçte. Kutsal'a şu an bombardıman durumu oluyor. Eğer hani bir şey olursa mümkün olsa seni çok seviyorum diyordu bana. Anne ve babasına birlikte Türkiye'ye dönmeleri için dil döktü ama onları ikna edemedi. Soldier, it's my children. Hüseyin çocuğum var, buradan git demiş eşime. Ben de buradaki çocuklarıma yardım edeceğim demiş yani askerlere diyor. Genç kadın kızını da alıp Türkiye'yi eşinin yanına döndü. Ama aklı da kalbi de hala memleketinde. Çünkü ailesi orada ülkeleri için savaşıyor. Ben vatan aynı değilim. Burada gerekirse savaşarak öleceğim dedi kayınvalidem ve gelmeye reddetti. 48 yaşındaki annesi askerlere yemek yapıyor. Babası ise orduda Rus askerlerine karşı topraklarını savunuyor. Annesi askeri hastanede şu an çalışıyor. And doing food for soldiers. Şu an askerler için yemek yapıyor. Ailesinden haber alamayan genç kadın savaşın bir an önce sona ermesini istiyor. Sivilleri, çocukları öldürmek istiyor. Ancak biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir milletiz ve sonuna kadar direneceğiz diyor kendisi. Şimdi bugün 16. gün. Ukrayna Savaşı'nda 16 gün geride kaldı. Tabii saldırılar ve çatışmalar dün gece boyu da sürdü. Günlerdir Rus ordusunun vurduğu Mariupol'de bir okul, Harkov'da ise hastane yerle bir oldu. 5 kentte geçici ateşkes ilan edildi ve sivillerin tahliyesi için tabii yoğun çaba gösteriliyor. İşte savaşın son 24 saati. Bombalar hedef gözetmeksizin ateşlendi. Gökten yine ölüm yağdı. Çatışmalarda silahlar art arda patladı. Savaşta 16 gün geride kaldı. Dnipro'da bu sabah sivil yerleşim yerlerini hedef aldı Rusya. Bir apartman, fabrika ve anaokulu yerle bir oldu. Şimdilik bir sivilin öldüğü açıklandı. Rus güçleri Mariupol'de de saldırılarını yoğunlaştırdı. Kentteki çocuk hastanesinin vurulmasından bir gün sonra bu kez bir okula saldırı yapıldı. Yoğun bombardıman yüzünden sokaklar enkaz yığınına döndü. Harkov'da ise içinde 330 kişinin bulunduğu bir psikiyatri hastanesinin vurulduğu iddia edildi. Doğu kanadından çok sayıda kente giriş yapan Rus birlikleri başkent Kiev'i ilerleyişini sürdürüyor. Yine stratejik öneme sahip bir askeri havaalanı vuruldu. 2 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı. Yoğun bombardıman altında olan Kiev'de Türkiye Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle başka bir şehre taşınması kararı alındı. Büyükelçiliğin hangi şehre taşınacağı henüz duyurulmadı. Türkelçilik personeli Kiev'den ayrıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin savaşta yeni bir dönüm noktasına ulaştığını söyledi. Ukrayna lideri, daha kaç gün Ukrayna topraklarını kurtarmak zorunda kalacağımızı söylemek imkansız. Ancak bunu hala yapabileceğimizi söylüyorum dedi. Удалося також і доправити гуманітарні вантажі, сотні тонн продовольства. Rusya bugün Kiev, Sumi, Harkov, Mariupol ve Chernihiv'de ateşkes ilan etti. Savaş bölgesinden tahliyeler devam etti. Kaçabilen şanslıydı. Ancak 85 çocuk kimlikleri kaybolduğu için başka ülkeye geçemiyor. Donbas'taki yurtlarda kalan çocuklar otobüslerle daha güvenli olan Lviv'e götürüldü. Kimini anne babası terk etti, kimi ise ailesini Rus ordusunun saldırılarında kaybetti.
Ukrayna'dan Rus askerlerine hazırlanan bir video ile çağrı yapıldı. Çalışır durumdaki savaş uçağını teslim edenlere 1 milyon dolar verileceği belirtildi. Helikopter teslim edene ise 500 bin dolar verilecek. Ukrayna için gönüllü adı altında paralı asker ilanları da verilmeye başlandı. Dünyanın farklı yerlerine paralı asker bulan bir sitedeki ilanda hemen işe başlanırsa günlük 1000 ila 2000 dolar arasında ödeme yapılacağı belirtiliyor. Rusya, Orta Doğu'daki gönüllü askerlere Ukrayna'daki birliklere katılmaları için çağrı yaptı. Rusya Savunma Bakanı 16 bin gönüllünün başvuruda bulunduğunu açıkladı. Putin de para için savaşmadığı belirtilen gönüllü askerlerin birliklere ulaştırılması için talimat verdi. Rusya'ya ambargo uygulayan dev markalarsa Moskova'daki şubelerini kapatma kararı aldı. Japonya merkezi bir giyim markasının önünde uzun kuyruklar oluştu. Tekrar yurda dönelim. İkinci Antalya Diplomasi Forumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla açıldı. Konu tabii ki Rusya-Ukrayna savaşıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Rusya'nın Kırım'ı işgalinde Avrupa'nın sessiz kaldığını, hatta dünyanın sessiz kaldığını ve Ukrayna'ya da gerekli desteğin şu anda verilmediğini söyledi. Söndüremediğimiz her yangının, durduramadığımız her çatışmanın eninde sonunda bizi de etkileyeceğini, bizi de yakacağını bilmeliyiz. Biz Türkiye olarak hem can kayıplarının önüne geçmek hem de bölgemizde barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için yoğun çaba harcıyoruz. Temennimiz itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır. Tüm dünyaya seslendi, durduramadığımız her çatışma bizi de yakar dedi. Bir yavru annesinin kucağında, annesinin gözleri yaşlı. Baktım ki o yavru annesinin gözyaşlarını yalamaya başladı. Bir taraftan siliyor, bir taraftan da annesinin gözyaşlarını yalıyor. Dünya bu tabloya mahkum mu ya? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 devlet ve hükümet başkanıyla 75 ülkeden kuruluş ve temsilcilerin katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı. Konuşmasının önemli bir bölümünü Rusya-Ukrayna savaşına ayırdı. Komşumuz olan bir ülkenin egemenliğine yönelik saldırgan eylemleri asla maruz göremeyiz. Kırım'ın yasa dışı ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları biz Türkiye olarak reddediyoruz. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mı? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi güzel de adalet bu yer kürenin belli bir bölümünde geçerli, diğer bölümünde ise geçersiz. Bu nasıl bir dünya? Bazı batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik aldığı bireysel yaptırım kararlarına bir kez daha tepki gösterdi. İsim vereceğim. Bakıyorsunuz Almanya'da bir orkestrada orkestra şefi Putin'in arkadaşı. Putin'in arkadaşı olduğu için görevden alınıyor. Öbür tarafta yine bir başka Avrupa ülkesinde bakıyorsunuz dünyaca meşhur Rus kültürünün Dostoyevski'nin yayınları, eserleri ülkede yasaklanıyor. Biz bunu neye benzetiyoruz biliyor musunuz? Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün o yakıp yıktığı kütüphaneler vardı ya, aynı o döneme dönüş olarak görüyor. Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik eleştirilerini yineledi. Sistem iflas bayrağını çekti dedi. Elini kaldır, indir. Asıl iş o beşten bir tanesinde. O beş üyeden bir tanesi ne derse oluyor. Ukrayna kriziyle beraber sistemin çarpıklığının ötesinde çok daha büyük açıklarının ve yapısal problemlerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu arada belirteyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği tüm hızıyla devam ediyor. Pazar günü Yunanistan Başbakanı Mitsotakis
Pazartesi günü de Almanya Başbakanı Olaf Scholz gelecek yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını söyledi. Diyarbakır'da gençlerle buluştu, iktidara gelirsek Demirtaş'ı da Kavala'yı da serbest bırakacağız dedi. Selahattin Demirtaş'ı da Osman Kavala'yı da askeri öğrencileri de gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış, onlara göre düşünce mahkumları varsa tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş'la en fazla görüşen milletvekilleri de Cumhuriyet Halk Partili vekillerdir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam Diyarbakır'daydı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geçti. Üye katılım toplantısında partililere seslenen ana muhalefet lideri iktidarı hedef aldı. Güneydoğu Anadolu projesine gerekli özenin gösterilmediğini iddia etti. Bölgenin tarım bölgesi olduğunu biliyorum. Yıllardır kapağa gerekli özeni göstermediklerini biliyorum. Beşli çeteye dünyanın parasını verdiler. O paranın yarısını verseler bugün GAP bütün Türkiye'yi besleyecekti. Ama yapmadılar. Sizin oylarınızla biz yapacağız. Kapı göreceksiniz, bitireceğiz ve göreceksiniz o su bereketli tarlalara akacak, göreceksiniz. Bölgede bedava elektrik sözünü yineledi. Bu yatırım için Erdoğan diyor ki elinden tutan mı var? Benim elimi tutmazsan. İki, istediğim teşviği verirsen. Üç, istediğim taşlık arazileri tahsis edersen. Dört, elektrik dağıtım şirketlerine verdiğin hakkı bu şirkete de verirsen söz veriyorum 5000 megawatt gücünde elektrik elde edilecek. Bu bölgedeki bütün çiftçilere elektrik ücretsiz verilecek. Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi de gündemindeydi. Kılıçdaroğlu iddialı konuştu. Haramilerin saltanatına son vereceğiz, unutmayın. Herkesin işi olacak, herkesin aşı olacak. Altı parti. Birleşemezler, bir araya gelemezler diyorlardı, bir araya geldi. Şimdi diyorlar ki geldiler ama bunlar Türkiye'yi yönetemezler. Vallahi de billahi de bu haramzadelerden çok daha güzel Türkiye'yi yönetiriz. Muhalefetin sesi sadece bu kadar değildi. Bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, o da iktidarın Rusya-Ukrayna savaşında yürüttüğü politikaya destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikasını doğru buluyorum dedi. Bu arada Muharrem İnce 6 muhalefet partisinin bir araya gelerek güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine de tepki gösterdi. Doğru buluyor musun denge politikasını? Doğru buluyorum. Buna bir itirazım yok. İktidarın Rusya-Ukrayna savaşında izlediği politikaya destek verdi, batılı ülkelerin tutumunu eleştirdi. Ukrayna'yı da batının yaptığı bir iştir bu, hep yaptığı bir iştir. Ortada bırakmak. Batı gazı verir, sonra seni ortada bırakır. Batı sınıfta kalmıştır burada. Onun için hükümet Erdoğan politikalarını denge üzerinde götürmek istemesi doğrudur. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Kahramanmaraş'taydı. Parti il binasının açılış törenine katıldıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Muhalefetin kanalları var. Mesela Davutoğlu'nu göstermek serbest. Ali Babacan'ı göstermek serbest. Muharrem İnce yasak oldu. Türkiye'nin en yasaklı siyasetçisi benim. Sözü 6 muhalefet liderinin imzasıyla kamuoyuna açıklanan güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini getirdi. Mesela bu metinde laiklik yok. İlk 4 maddeyi koruyacağız. Yok. Atatürk'te yok. Türk'te yok. Cumhurbaşkanı partisiz olacak ama bir daha siyaset yapmayacak. Ne demek ya bu, böyle bir şey olabilir mi? Bir adam 7 yıl cumhurbaşkanı olacak, bir daha siyaset yapmayacak. Sen kimsin de bunu engelliyorsun? Muharrem İnce 6 partinin hazırladığı metin için parti tabanlarının değil genel başkanların mutabakat metnidir dedi. Bu utangaç bir metin. Bunu yazarsam Temel Bey kızar. Bunu yazarsam Ali Bey kızar. Bunu yazarsam Ahmet Bey kızar. Orayı keseyim, burayı keseyim. Fazla Atatürk demeyelim. İçimizde Atatürk'ten hoşlanmayanlar da var. Böyle bir metin olabilir mi? Ben orada olsam zaten sorun çıkartırdım. Atatürk niye demiyorsun kardeşim dedi. Hesabı sorardım ben yani. Tabii Muharrem İnce'nin yanıldığı tek bir nokta var söylediklerinde.
hem iktidarın hem muhalefetin her sesine mutlaka biliyorsunuz gerçekten ekranı getiriyoruz. Bunu özellikle belirtmek istedim. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin de söyledikleri, söyleyecekleri Beyaz Haber'de her zaman olmaya devam edecek diğer muhalefet partileri gibi. Tarihi Yarımada'yı ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktaları ayrıldı. Köprü çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Şiddetli rüzgar ve soğuk nedeniyle bağlantı noktası ayrıldı. Unkapanı Köprüsü çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. 1,5 saat öncesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinden Akkom'daydık, biz de nöbetteydik. Tarafımıza bir bilgi geldi. Hala kapalı şu an orası. Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü ikiye ayrıldı. Köprünün bağlantı noktalarında yaklaşık 20 santimlik bir boşluk oluştu. Köprü giriş çıkışlarını trafiğe kapatan polis ekipleri İBB yetkililerine haber verdi. İstanbul'un Kapanı Köprüsü'nde şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı sonrasında köprüyü birbirinden ayıran bağlantı noktalarında 10-15 santimetrelik bir kopma meydana geldi. Yukarıdan baktığımızda aşağıdaki deniz sularını da görmemiz mümkün. Otobüse geçecektik ama yollar kapalı olduğu için yürümeye başladık hep beraber. 5 kilometre falan yürüdük yani. Dubanın üzerinde duran bir köprüde olduğumuz için tırnaklarda derz aralarında bir açıklık oldu. Buna müdahale ile ilgili tarafımıza bir haber geldi. Hemen ekiplerimize geldik, sahada olay yerinde incelemede bulunduk. 477 metrelik köprünün tamiri için çalışmalar sürüyor. Bu ayrılmadan sonra köprü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ve köprü üzerinde onarım çalışmaları da başlatıldı. Şu anda deniz üzerinden romorkörlerimizle ve cihazlarımızla açıklığı kapatmak için bir müdahalede bulunmaya çalışıyoruz. Köprünün durumu mühendislerin yapacağı incelemenin ardından belli olacak. Hava şartları biraz normalleşmeye başladığı zaman, rüzgarın da şiddeti azalmaya başladığı zaman açıklık kendiliğinden de kapanacaktır. Köprü açıklığını minimize ettiğimiz zaman en azından bir şeridini trafiğe açmaya çalışacağız. Eğer ki tamamen kapatabilirsek bütün şeridi olduğu gibi trafiğe açacağız. Ve Unkapanı Köprüsü trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde bunu da sıcak bir gelişme olarak aktaralım. Az önce Rabia'dan bahsettim sizlere. Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 20 yaşındaki Rabia'dan ne yazık ki acı haber geldi. 7 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Rabia Kallı yaşam savaşını kaybetti. Köpekten korkmuş. Korktuğu için hemen yola fırlamış. Yola fırlanınca geçen araç bunu çarpmış. Üzerine gelen sokak köpeklerinden korkup kendini yola attı. Canını kurtarmak isterken araba çarpan 20 yaşındaki Rabia 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde psikoloji okuyordu Rabia Kallı. Arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürüyorlardı. Bir anda sokak köpekleri havlayarak üzerlerine doğru geldi. Köpekleri gören Rabia korkup yola fırladı. Hilal, köpekler üstümüze geliyor dedi. Ne köpeği dedim. Görmemiştim ben çünkü. Hilal, köpekler üstümüze doğru geliyor, koş dedi. Can abiyle bir anda kendini yola attı. İşte beni çekti, ben de koştum onunla beraber. O sırada yoldan geçen sürücü kızları görse de aracını durduramadı ve hızla Rabia'ya çarptı. Sola baktım, araba geliyordu ama ne ben kendimi durduracak vaktim vardı, ne onu durduracak vaktim vardı. Hiçbir şey yapamadım o an. Ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia'nın durumu ağırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ama ne yazık ki Rabia'dan acı haber geldi. Genç kız yaşam savaşını kaybetti. Allah rahmet eylesin Rabia'ya. Şimdi isterseniz gelin haftanın son iş günü bültenini biraz böyle eğlenceli bir haberle bitirelim. Bakın, Man of the Year 2022'nin en seksi erkek en seksi erkekleri. Kar altındaki İstanbul'da hava sıcaklığı sıfırın altındaydı. Sokağa çıkanlar montuna atkısına sığınırken Üsküdar'da göreni şaşkına çeviren bir manzara vardı. Kendilerine Sarayburnu Fatihleri ismini veren bir grup Kız Kulesi'ne karşı buz gibi denizde yüzdü. Kar kış demediler, kendilerini buz gibi denize bıraktılar.
karlar altındaki İstanbul'da hava sıcaklığı sıfırın altındaydı. Ama kendilerine Sarayburnu Fatihleri ismini veren bir grup denize girmek için Üsküdar Salacak sahiline geldi. Bu karı bekledik soğuk suda denize girmek için. Kendini çok enerjik hissediyorsun. Onları görenler bile üşüdü ama havaya aldırış etmeyen grup denize atlayıp yüzdü. 365 gün böyle denize giriyoruz. Alışkanlı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. Girmek isteyen varsa gelsin, biz yazdan hazırlarız. Kışa kadar geliriz. Spor sağlıktır, deniz şifadır sloganıyla Kız Kulesi'ne karşı kar yağışı altında dakikalarca kulaç attılar. Bugüne kadar ne bir hastaneye ne bir doktora gitmedik. Rabbime şükürler olsun. Çünkü hep soğukta denize girdiğimiz çıktığımız için. Ne var, ben de paraşüt atlamıştım. Vallahi YouTube'dan seyredin bak, Caner Karar paraşüt.